Sevgili gezi severler, bu haftaki rotamız Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Alahan Manastırı. Alahan Manastırı Mut ilçesinin Geçimli köyünde bulunan bir manastır olup 1440 yılında inşa edilmiştir. O dönem Evliya Çelebi'nin, hatta notlarında, gezi notlarında da ustanın elinden yeni çıkmış gibi diye bahsettiğim bu manastırın İçinde ne var ne yok hep birlikte gezelim, görelim. Akantus adı verilen kenger motifleriyle süslenmiş olup üst tarafta Cebrail ve Mikail'in rölyefleri var. Halen günümüzde canlı ve diri. Şöyle göstereyim. Melek tasvirleri orada yer alıyor. Yan tarafta iki tane Aziz rölyefi var. Ve Hristiyanlığın ilk dönemlerinde balık Hazreti İsa'yı temsil eder her zaman. Burada da girişte iki tane balık figürü var. Bunlar da, hatta bu balık figürü daha iyi durumda, Hazreti İsa'yı temsil ediyor bu iki balık figürü. Bu arkamda da Korint nizamlı iki tane sütun görüyorsunuz. Sütunlar zaman içerisinde doğal koşullarla hasar görmemesi için restorasyon sonucu aralarına güçlendirme demiri atılmış. Ama diğer kısımları orijinal olarak durmakta kemer gözlerinin. Ve sütunların başlıkları akantus adı verilen kenger motifleriyle süslenmiş durumda. Kilisenin ortasına doğru ilerlemekteyim. Daha önce bu sütun sıraları yerli yerinde duruyordu ama şu anda sütunların çoğu hasar görmüş durumda ama zemin ve sütunların kaideleri halen ayakta. Burası da Apsis adı verilen kilisenin en kutsal bölümü, ayinlerin yapıldığı ve çocuk vaftizlerinin yapıldığı en kutsal bölüm. Burası oldukça iyi korunmuş durumda. Hatta merdivenler bile ilk günkü gibi duruyor desem yalan olmaz. Burada da gene apsis bölümünde kalan şu niş süslemesini gösterebilirim size. Oldukça iyi durumda. Thank you.
kilisenin ek birimlerinin birindeyiz. Çok iyi korunmuş bir bölümü burası kilisenin. Bu kilise İsa'nın 12 havarisinden biri olan Saint Paul adına inşa edilmiş bir kilise. Özellikle Hristiyanlık Orta Doğu'da çıktıktan sonra Saint Paul ve Barnabas Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynuyorlar bu azizler diyeyim. Ve onun adına yapılan kiliselerden biri. Bir şey göstermek istiyorum. Bu arkamda gördüğünüz niş süslü bir sanat eseri olup yurdum insanı tarafından define aramak amacıyla nasıl tahrip edildiğini görüyorsunuz üst kısma oraların. Lütfen sanat eserlerimizi koruyalım. Buralarda define yok. Bunları tahrip etmeyelim. Değerli olan zaten bu sanat eserinin kendisi. Lütfen koruyalım, tahrip edenleri de yetkili mecralara bildirelim. Ana kilisenin içine girmiş bulunuyorum. Burası megaron planlı bir kilise olup çoğu sütunu ayakta kalmış. Peki diğer kiliseler daha çok hasar görürken bu kilise niye hiç yıkılmamış derseniz, kilisenin sağ tarafında bulunan duvar oyma taştan yapıldığı için çok sağlam kalmış ve kirişlerin bir ucunu da oraya monte ettiği için doğal koşullara karşı çok dayanıklı olmuş ve bugüne kadar gelebilmiş. Henüz restorasyonu sürmekle birlikte gerçekten büyük ölçüde ayakta kalmış bir kilise. Aynı zamanda plan olarak Ayasofya'ya ilham kaynağı olmuş bir kilise. Plan olarak birbirine çok benziyor. Şimdi hep beraber içini görelim.
Eski Roma'da tapınaklar 3 tipte inşa edilirdi. İyon nizamı, Dor nizamı ve Korint nizamı. Burada uygulanan Korint nizamlı sütunlar söz konusu. Romalıların akantus dediği ama bizim kenger dediğimiz buranın endemik bitkisi kenger motifleriyle süslü sütun başlıkları. Arkamda gördüğünüz Koç rölyefi o kadar canlı ki hatta Koç'un ağzındaki boya bile duruyor. Gerçekten muhteşem. Geçen bunca zamana rağmen canlı gibi. Burası da kilisenin en kutsal bölümü olan apsis bölümü. Ayinlerin yapıldığı ve rahiplerin buradan vaaz verdiği kısımdayım. Yukarıdaki yarım kubbe halen ayakta. Gerçekten muhteşem bir eser burası. Mut'a yolunuz düşerse mutlaka gelip burayı görün. Bu arkamda gördüğünüz rahiplere ait odalarda kendilerini inzivaya çektikleri ve dünya hayatından ilişkilerini kesip çok az ekmek ve su ile yaşadıkları odalar diyeyim. Hatta öldüklerinde de gördüğünüz gibi oraya gömülüyorlardı. Lahitleri de henüz orada duruyor. Burada da vaftizterium olarak söyleyebileceğim haç şeklinde bir vaftiz havuzu var. Burada da yeni doğan çocuklar kutsanıyordu. Bir videoyu daha burada sonlandırıyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.